Erbakan başbakan olmuş ve ilk başbakan oluşunu, ilk namazını genel merkezde kılacak. Bütün gazeteciler, herkes orada. Böyle gittik baktık, çekecek bir şey de yok çünkü korumalardan çekme imkanınız yok. Zaten Erbakan da namazı içeride çekiyor, resim çekme şansımız hiç yok. Değişik bir şey bulmamız lazım. Bir baktım, Turan arkadaşımız var. Beraber gitmiştik Hürriyet'ten. Beraber çalıştığımız dönemde. Beni bir şöyle gel baksana bir dedi. Abi baktım, siyah bir Mercedes, makam arabası. Makam arabasının önünde Erbakan yazısı ve herkes oraya secde etmiş durumda. Allah dedim, resim bu işte. Fakat diğer gazetecilere uyandırmamam lazım. Bütün gazeteler orada. Çocuklara dedim ki ben şoförü çağırdım. Turan'ı çağırdım. Beni dedim bir şey yap, perdeleyin dedim. Hemen orada bir tümsek var. Tümseğin üzerine iki kare çektim ama. İndim. Hadi ben gidiyorum, eyvallah dedim. Turan dedi ki nereye gidiyorsun dedi. Benim işim bitti dedim. Gittim resmi çektim. Şeyi aradım. İstanbul aradım. Dedim ki bir resim çektim. Bakın. Resmi gördüler tabii. Birinci sayfadan kocaman koydular. Muhteşem bir, daha sonra o fotoğraftan ödül aldım. Çok büyük bir beğeni kazandı o fotoğraf. Erbakan başbakanlık döneminde hacca gitti. Biz de bütün gazeteciler Sayın Erbakan'ı izlemek için, Necmettin Erbakan'ı izlemek için hacca gittik. Fakat haccın bir sürü girişi var. Nereden gireceğini, ne yapacağını bilmiyoruz. Öyle oralarda resim çekmek, şimdi cep telefonları var. Herkes çekiyor öyle kolay kolay, makineyle falan giremiyorsunuz. Ne yapacağız? Bekliyoruz. Sonra dediler ki Erbakan gelecek, namaz kılacak ailesiyle birlikte. İhramlarımızı giydik. Ben de bir iç çamaşırı giydim. İç çamaşırın içine küçük bir tane makine koydum. Girdim oraya. Makine sokulması yasaktı çünkü. Diğer gazeteci arkadaşlarımızla beraber gittik. Erbakan bizi gördü. Oo merhaba, hoş gelmişsiniz falan filan dedi. Koruma müdürüne hemen uzandım. Dedim ki bir fotoğraf çekebilir miyim dedim. Erbakan'ın kulağına eğildi. Erbakan şöyle bir döndü, bana baktı. Kafasını salladı. Ben hemen iç çamaşırın içinden, küreçeyin içinden çıkardım fotoğraf makinesini. Çekmeye başladım ama bu arada Suudi korumalar var, beni parçalayacaklar. Çünkü yasak orada Kabe'nin içinde resim çekmek o zaman. Ben tabii çektim, tamam dedim. Arkadaşlar dedim ki hadi yürü gidiyoruz. Biz gittik, peşimize polisler takıldı. Ben makineyi ona veriyorum, o makineyi ona veriyor. Bir kovalamaca. Sonunda orada bir tane tavukçu bulduk. Tavukçunun içine girdik. Herkes ihramlı, bulmaları şansı yok. Biraz oturduk bir 10 dakika, 15 dakika. Ben onları aldım. Doğru şeye gittim. Fotoğrafçıya gittim, orada yaptırdım, şeye geldim, Diyanet İşleri'nin misafirhanesinde kalıyorduk, resmi geçtim. Tabii diğer arkadaşlarımız resim istedi ama veremedim çünkü tek ben çekmiştim. Bizim o zaman da yine Hürriyet'te resim çıktı. Ertuğrul Özkök hep onu söyler, o kadar üzülüyorum ki der, o fotoğrafı çok büyük kullanmadığıma, bunu tam sayfa yapmadığıma o kadar çok üzülüyorum ki derdi. Ha, öyle bir anım oldu.